ve medyamızın değerli temsilcileri, sevgili Maltepe halkı, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Haziran ayı ne yazık ki çok önemli kayıplarımızın olduğu bir ay. Bu memleket bizim diyen Nazım Hikmet, Anadolu'yum ben, tanıyor musun beni diyen Ahmet Arif, Anadolu insanlığı, emekçisini, köylüsünü romanlarında nakış nakış işleyen Adanalı yazarımız Orhan Kemal'i Haziran ilk günlerinde kaybettik. Cumartesi günü değerli dostlarımız Serhan Asker'in sunduğu Halk TV ekranlarında Maltepe Cumhuriyet Parkı'ndan hem Maltepe'mizin güzelliklerini tanıtma fırsatı bulduk, hem de bu ay içerisinde yaşamını yitiren ozanlarımızı, şairlerimizi, değerli insanlarımızı anma fırsatı bulduk. Öte yandan Haziran tabii yine Türkiye için önemli bir ay. Biliyorsunuz 2013 yılında Taksim Gezi Parkı'nda başlayan ve deyim yerindeyse Türkiye'nin çeşitli illerine, bölgelerine sıçran olaylar neticesinde adı ne olursa olsun sonuçta orada 8 gencimizi yitirdik. Bazı tatsız olaylar yaşandı. Bu vesileyle orada yaşamını yitiren arkadaşlarımızın anısı önünde de bir kere daha eğiliyorum. İnşallah ülkemiz, ulusumuz, milletimiz bir daha bu tür olaylara gebe kalmaz. Biz toprakları değil, gönülleri fethetmeye gidiyoruz diyen Fatih Sultan Mehmet Han'ın büyük askeri dehasıyla kazandığı bir çağı kapatıp bir çağın açılışına imza atan İstanbul Fethi'nin 568. yılını bir kere daha Yüce Meclisimizin huzurunda kutluyorum. Halkın iradesini yok sayan her darbe halkın vicdanında mahkum olmak zorundadır. İşte bu darbelerden biri de 27 Mayıs 1960 askeri darbesiydi. Her darbede olduğu gibi bu darbede ulusumuza, milletimize ve demokrasimize aradan onlarca yıl geçmesine rağmen bıraktığı yaralar ne yazık ki kapanmıyor. Hatta o kutuplaşmalar hala devam ediyor. Dolayısıyla bu darbe sonrasında ülkemizin Başbakanı, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanları yaşamını idam sehpasında teslim etmek, kapatmak zorunda kaldılar. Ben başta Sayın Başbakanımız adına Menderes olmak üzere demokrasi mücadelesi uğrunda yaşamını yitirenlerin anısı önünde bir kere daha saygıyla eğiliyorum. İnşallah Rabbim bize bir daha bu tür ağır sınavlarla sınamaz. Yine Ağrı'da terörle mücadelede şehit düşen kahraman askerimiz, jandarma uzman çavuşu Hüseyin Kereş'in Maltepe'de yaşayan kayınpederine taziye ziyaretinde bulunduk. Tüm siyasi partilerimiz, sayın kaymakamımız, komutanlarımız gittiler. Maltepe bu arada bir şehit verdi. Yine bu toprakların bölünmemesi için, ulusumuzun birliği ve bütünlüğü için canını dişine takarak terörle karşı mücadele eden tüm şehitlerimizin önünde bir kere daha saygıyla eğiliyorum. Allah'tan kendilerine rahmet diliyorum. Göğsümüzü kabartan bir başka olayın 2020 yılının cesur kadını ödülünü Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın elinden alan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'yü yürekten kutluyorum. Özellikle kadına şiddetin her geçen gün daha da arttığı ülkemizde bu tür ödüller kadınlarımıza daha büyük bir motivasyon ve cesaret, bu suça karışan erkeklere de belki bir an olsun bir kere daha düşünme fırsatını Rabbim kendisine nasip eder diyelim. Euroleague finalinde güçlü rakip Barcelona'yı yenen, Avrupa şampiyonu olan Anadolu Efes basketbol takımımız yüreğimizi kabarttı. Emeği geçen bütün çalışma ekiplerini canı gönülden kutluyorum. 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kutlanıyor. Ne yazık ki Maltepe Belediyesi olarak hep her çevre günde bir takım çalışmaları çevre müdürlüğümüz üzerinden koordine ediyorduk. Ancak malum korona nedeniyle bu etkinlikler kısıtlı sayıya düştü. Ankara ziyaretimiz kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcımızı ziyaret ettikten sonra yine bir askeri darbe sonrası zor koşullarda, o günkü koşulları bugün eleştirmek kolay olur ama zor koşullarda bu ülkede bakanlık yapan, başbakanlık yapan, eski başbakanlarımızdan bu arada hakkı rahmetine kavuşan Yıldırım Akbulut Başbakanımızın kabrine gittik.
kırkında Kur'an okuduk, dua okuduk. Allah'tan kendisine rahmet diledik. Yine bu kapsamda dönerken Yunus Emre'ye tekrar Bilecik'e gelerek Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerinin atıldığı Şehadi Berlin kabrine giderek dualarımızı okuduk. Ve Türk insanı için çok önemli misyonlar üstlenen, güvenlik için canını gerçekten siper eden, gittiği her ilde vatandaş ile devletin kollu kuvvetleri arasında gerçekten bir kültür elçisi, fahri elçisi, devlet baba konumunu üstlenen değerli Emniyet Müdürümüz Gaffar Okan'ın da kabrine giderek saygımızı ettik ve rahmetle yad ettik. Değerli arkadaşlar, Başıbüyük'te TOKİ tarafından yaptırılan etap konutlarımız geçtiğimiz haftalarda bu salonlarda yapılan kura neticesinde biliyorsunuz hemşerilerimize teslim edildi. İnşallah huzurlu, mutlu günlerini, sağlıklı günlerini bu konutlarda geçirirler. Bu çerçevede emeği geçen TOKİ çalışanlarına, Çevre Bakanlığımıza, Sayın Murat Kurum'a ve İstanbul'daki teşkilata ayrı ayrı teşekkürlerimi özellikle de ifade etmek istiyorum. Konutlarda atılmadan önce Sayın Bakanımız aramıştı. TOKİ Genel Müdürümüzle görüşmüştük. Ankara'da iki görüşme yaptık. Bundan 4-5 sene önce alınan, önerilen o rakamın inşaat birim fiyatının çok düşük olduğunu biliyorsunuz. Bu ekonomik kriz nedeniyle demir fiyatları arttı, çimento fiyatları arttı. Bunun bizim tarafımızdan da makul karşılandığını hem Sayın Bakanımıza hem TOKİ Genel Müdürümüze ifade ettik. Uzun görüşmeler yaptıktan sonra bu rakamın biraz daha yukarılara çıkması, reel olan bir rakama çıkması söz konusu. 3200 küsur civarında bir rakam öngörülmüştü. Kuralar çekildikten sonra Sayın Bakanımız beni aradı. Sanıyorum Milletvekilimiz Osman Bey ve AK Parti ilçe başkanımız bir de meclis üyesi arkadaşımız ziyaret etmişlerdi. Sayın Bakanımız beni aradı. Telefonda kendisiyle görüştük. Başkanım dedi bu fiyatı biraz daha düşürsek nasıl olur? Baş tacısınız dedim. Çok da mutlu oluruz. Vatandaşlarımızın ödeyebileceği bir rakama getirirseniz biz de bunu destekleriz, alkışlarız ama öbür etapların da devam etmesi koşuluna. Evet dedi öbür etaplarda devam edeceğiz. Böylece 2700 lirada karar kılındı. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Burada siyaset yapmıyoruz. Burada amaç vatandaşımıza Maltepe Belediyesi olarak bu devletin bakanlıkları, müdürlükleri bir bütün olarak hizmet ederken tarafsız bir şekilde en uygun şartlarda hizmet etmektir. Burada altını çizerek belirtmek istediğim bir nokta var. Eğer bu rakamlar önce 1500-1600 lira olarak belirlendiyse, sonradan şu anda 2700 olarak belirlendiyse, Maltepe Belediyesi'nin, değerli meclisimizin çok önemli bir katkısı var. Çünkü Maltepe Belediyesi meclis kararıyla bu bölgedeki arsalarını bilabedel, yani arsa ücreti talep etmeden oradaki vatandaşlarımızın hizmetine sundu. Dolayısıyla o nedenle arsa payı üzerine konulmadan rakam belirlendiği için bu vatandaşlarımız için de çok önemli bir ödeme takvimi oluşturdu. Değerli arkadaşlar, Maltepe genelinde yol bakım çalışmalarımız hızla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Zümrüt Evler, Büyük Bakkal ve Gülsuyu mahallelerde yol yenileme çalışmaları devam ediyor. Parklarımız yenileniyor. Basketbol sahalarımız, oyun gruplarımız yenileniyor. Ve bu arada da sanıyorum dün Bakkal Köy'de bir muhtarlık seçimimiz gerçekleşti. 3 arkadaşımız yarıştı. Güzel bir demokrasi sınavıydı. Bu sınavdan, bu yarıştan Fuat Güzey arkadaşımız ipi göğüsleyerek seçimi kazandı. Şahsım ve Yüce Meclisimiz adına Fuat kardeşimize, Sayın Muhtarımıza başarılar diliyoruz. Rabbim yolunu açık etsin diyorum. Hepinize çok teşekkür